İyi günler değerli arkadaşlar. Hemofili Federasyonu'nun Novo Nordisk'in desteğiyle oluşturduğu Hemofili Zirvesi programına hoş geldiniz. Bu programın açılışında Profesör Doktor Bülent Zülfikar hocamızla beraber size yardımcı olacağız. Evet hocam, ne dersiniz? Böyle bir günde birlikteyiz. Hocam çok teşekkür ederiz hem federasyona hem de tabii destekte bulunan Novo Nordisk'e. Bizi bir cumartesi günü gene meslektaşlarımızla hem yerinde meslektaşlarımızla hem de ekran başındaki arkadaşlarımızla bir araya getirdiler. Evet. Ama tabii başlık çok güzel. Biz artık hemofilide zirveye ulaştığımızı da vurgulayan bir bu toplantı gerçekleştiriyoruz. Bir de arkasına da mottomuz da hemofilide daha iyisi mümkün olmuş. Ben bu açıdan bakınca hakikaten heyecanlandım. Eminim arkadaşlarımız da, meslektaşlarımız da bu heyecanı hissedeceklerdir bu toplantı dolayısıyla. Evet, hep bu nadir hastalıklar kavramı var. Hemofilide nadir hastalıkların en önemli örneği diyoruz ama hiçbir nadir hastalıklarda da bu kadar farklı seçenek, bu kadar yeni ilaç ya da günümüzde kullanılan ilaç yok sanıyorum, değil mi? Başka bir nadir hastalık hatırlamıyorum böyle fazla tedavi seçeneği olan. Kesinlikle doğru. Yani burada hem karşılanmamış ihtiyaçları karşılamak var ama bu sadece yazılan reçete, yazılan ilaç değil. Onların hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik bir yaklaşım var. Bizim belki bu hemofilideki veya tümünü kastedersek kalısal kanama bozukluklarındaki söyleyebileceğimiz en önemli başarı veya geliştirebildiğimiz en önemli gelişme bunların bu bütün sorunlarını çözebilme olanağıydı. Diğer nadir hastalıklar için maalesef bu söz konusu değil. Evet, biraz önce ekrandan da programı da görebildik sayın katılımcılar. Burada gerçekten toplantımızda da Hemofili Zirvesi ve Hemofili Zirvesi'nde olan, uzun yıllardır bu alana emek veren hocalarımızı birbiri ardına dinleyeceğiz. Sırasıyla Canan Albayrak hocamız, Alpan Küpesiz hocamız, Can Balkan ve İlgen Şaşmaz hocamız konuşmalarını yapacaklar. Daha sonra kahve molasından sonra Selin Aytaç hocamız, Mehmet Sönmez ve Namık Yaşar Özbek hocamızdan sonra Vahap Okan hocamızla devam edilecek. En son Bülent Antmen hocamızla beraber hemofil tedavisi yeni ufuklar konusuyla kapatacağız. Ama dikkat edersek şu anda yani toplantı hemofili zirvesinin temel konuları günlük pratikte en son nereye ulaştık, hangi olanakları kullanabiliyoruz, hastalarımız hangi olanaklara ulaşabiliyorlar, hangi yeni seçenekler tedavide yer aldı, hangi eski seçeneklerin hakkında değişiklikler oldu, onu ilerleyen dakikalarda farklı hocalarımız ele alacaklar. Bir de her hocamızın konuşmasından sonra mutlaka soruları alıp soru-cevap oturumu yapacağız. Çünkü her hocamız farklı bir konuyu anlatıyor. O nedenle şimdiden hazırlığınızı yapmanızı rica ediyorum. Aklınıza gelen bütün soruları ekrandaki ilgili bölüme yazarsanız her hocamızın toplantısından sonra mutlaka bu sorulara geleceğiz. Şöyle biraz alalım. Hakikaten arkadaşlarımız hazırlıklı olsunlar. Hem iyi dinlesinler hem de buradan alacakları notları da tartışabilme imkanı olsun. Günümüzün en önemli gelişmelerinden biri seminer tarzı anlayıştan daha workshop tarzı anlayışlara gelmek, yani daha interaktif olmak. Bu online eğitimlerin belki de en büyük yararı bu yönden oldu. Yani birbirimizle daha sıkı bir işbirliği içerisinde. O tabii aynı alanda olmanın bereketi, şeyi farklı ama burada da çok geniş bir alana, yani sadece o şehre değil de başka şehirlere, başka ülkelere de ulaşabilmek mümkün. Şöyle gireyim mi hocam, yani bu işte sizin bu konuşmacılarımızı açıklama, hı hı. Yani hemofili de hakikaten biz bir üçüncü dönemdeyiz desek yeridir. Birinci dönemde işte ilaçsızlık veya çok kısıtlı imkanlarla hastaların çektikleri büyük bir sorun dönemi yaşadık. Yani bunlar işte 70'li yılların ortalarına kadar sürdü ve maalesef birçoğu ya kaybedildi ya ömrünü bir şekilde hani bugünkü anlamda dezavantajlı grup olarak, engelli grup olarak hayatını sürdürdü. Ama ondan sonra bir döneme girdik. Çok şükür ürünler olmaya başladı ve hastalarımızın bu sorunlarını çözebilmeye başladık. İşte ameliyatlar yapabilmeye başladık. Acil veya elektif cerrahiler daha rahat oldu. Evlerinde işte ilaçlarını kullanır hale geldiler falan. Ama şimdi öyle bir alana geldik ki, yani belki zirve lafı bunun için doğru olabilir.
Artık bu hastalıktan kurtulabilir miyiz? Bu hastalık bizim için günlük hayatımızı engellemesin, işte işimize gidelim, okulumuzu bitirelim gibi. Sanki böyle bir alana doğru getirdi bizi. Bu özellikle tıptaki yani hem ilaç ve benzeri gelişmeler hem de onların hayatına yönelik geliştirdiğimiz diğer yöntemler. Yani bu böyle bakıyorum ben hemofilideki gelişmeye aslında. Evet, ben de şimdi sizi dinleyince şunu düşündüm. Gerçekten de hemofili alanında klinik araştırmalar açısından bakarsak farklı klinik araştırmalarla hemen hemen Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa'nın önde gelen ülkeleriyle aynı anda yeni tedavi seçeneklerini hastalarımızda kullanabiliyoruz. Tabii rutin pratik açısından bakarsak önemli oranda aslında geride kaldık bir taraftan. Şu anda en son uzun etkili faktör 8'ler satışa çıktı. 2023'ün başından beri Doğru. Şu anda farklı seçenekler de olsa. Ondan önceki değişiklik rekombinant faktör 8 ve 9 preparatlarının Türkiye'ye gelmesiydi. Ürüne tabii, daha kolay ulaşabilme fırsatı evet, vermişti o. Evet, bu ara tabii Nova7'ı hatırlarsak Türkiye'ye ilk gelen rekombinant faktör de Nova7'di ama 20 sene önceydi. Bu arada tabii ne kadar aslında önce geldiğini ve onun o zaman önemini o zaman anlayamamıştık. Hani o zamanlar daha Türkiye'de rekombinant faktör 8-9 yokken Nova7'ın Türkiye'ye gelmesi gerçekten birçok vital kanamada sanıyorum bize yardımcı oldu değil mi? Birçok hastanın hayatını kurtardık o sayede. Yani orada bizim iki tane büyük problemimiz vardı o yıllarda. Biri bu işte az önce söylediğim tedavisizliğin getirdiği bekleyen hastaların, yani sorunu olan hastaların beklemede olması. Evet. Diğeri de tabii bu inhibitör konusunda bizim deneyimlerimiz de azdı, evet. Beklentilerimiz de azdı. Yani çünkü tedavi edebileceğimiz imkanlar az olunca detayına girmenin bir anlamı yok ki. Evet. Tıpkı şimdi gittiğimiz bazı ülkeler var, bizim komşu ve kardeş gönül coğrafyamız dediğimiz bölgede. İlaçları yeterli değil, onlara biz ortopedik sorun var, ya bunu çözelim dediğinizde duruyorlar. Yani bunu müdahale etmek için ürüne ihtiyaçları var. Ya bilmeme değil, yani teknik olarak bilmek bir şeyi çözmüyor ama malzemenin de iyi olması lazım. Yani Türkiye bu açıdan az önce dediğiniz gibi yani o klinik araştırmalarla beraber başka bir alan açıldı. Yani bunun içerisinden geçip, o dar koridordan geçip önüne büyük bir sahanın, yeni bir anlamda vahanın açılabilmesi gibi bir şey oldu. Eminim önümüzdeki yıllar daha da iyi yönde olacak. Çünkü ülkeler de bu işe para ayırıyorlar. Endüstri hala büyük bir yatırım yapıyor bu alana. Seçenekler artıyor. Bir de tabii bununla uğraşacak uzmanların olması da bir şans. Yani evet. Her nadir hastalığın böyle bir şansı yok. Uğraşacak uzmanların da bütün yani enine boyuyla her yönüyle olması da büyük bir avantaj getirdi. Hemofili zirvesi de nitekim pek çok arkadaşımızı farklı farklı boyutlarıyla konuşuyor olarak dinleyeceğiz bugün. Evet, çok haklısınız. Bugün çocuk ve erişkin hematologlarından oluşan hani hemofili zirvesinde çok deneyimli hocalarımız var. Tabii bugünkü toplantıda hani görev veremediğimiz işte bu hemofili için çok önemli olan uzmanlık alanları fizik tedavi, ortopedi, biyokimya gibi, hemşirelik gibi, psikoloji gibi, genetik gibi, nükleer tıp gibi alanlar var. Tabii onları zaman zaman yer almıştık. Bu arada şunu yani sadece şu açıdan yani tedavi seçeneklerinin fazla olması dışında bu konuyla ilgili uzman hekimlerde aslında Türkiye açısından bakıyorum da son 20 yılda hemen hemen bütün alanlarda dediğiniz gibi her türlü ameliyat yapılabilir. İşte izotop gerçi uzun yıllardır gelemiyor ama Türkiye'nin 10 yerinde uygulanıyordu. Şu anda 4-5 yerinde ameliyatlar yapılıyor. Ben biraz önce siz söylediğinizde şunu hatırladım. Bundan 3-4 sene önce Mısır'a gitmiştim bir toplantı için. Bir inhibitör toplantısıydı. Orada şunu fark ettim. Hani Mısırlı hekimler, hematologlar çok bilgili ama ellerinde Nova7 yok, Nova8 ya da diğer ilaçlar yoktu. Yani sadece kriyo ile işte yeni gelmeye başlayan rekombinant faktör 8'ler vardı. O zaman Türkiye'nin değerini daha iyi anladım. Yani Mısır da önemli bir ülke çünkü. Hani, tabii nüfus olarak, yani Mısır'da konum olarak, ve ekonomik birikim olarak. Evet ve doktorların büyük bölümü İngiltere'de eğitim alıyor ve eğitimleri iyi olduğu halde ellerinde imkan, yok. Yani ilaç yoktu. Ve bizim Türkiye'ye döndüğümüzde şu anda aslında bakıyoruz ki her ne kadar modern tedavi seçeneklerinin bazıları henüz geri ödeme sistemine katılmadı ama şu anda bütün hemofili A hastalar için çok sayıda faktör 8 seçeneğimiz var. B açısından 9, inhibitörlü hastalar için farklı seçeneklerimiz var. Sanıyorum dünyada 5000'den fazla hemofili hastasının geri ödemesini, profilaksisini sağlayan 10 ülke var. Onlardan biri Türkiye. Hani bir taraftan da
Yani geri ödeme sisteminden çok fazla beklentilerimiz var ama bir taraftan da şu ana kadar yaptıkları için de tabii, teşekkür etmemiz lazım. Bunu hep unutuyoruz. Hani gelecekte yeni modern moleküllere bir an önce girsin diye bekliyoruz ama bir taraftan da bu teşekkürü her seferinde yapmamız lazım bence. Ne dersiniz? Ya öyle, çünkü sonuçta bu endüstrinin yatırımının karşılığı bunun hastaları tarafından kullanılıyor olması ama bunun da birilerinin ödüyor olması ile evet, devam edebilir. Burada da Türkiye Sosyal Güvenlik Şemsiyesi'ne bunu almış olması hakikaten paha biçilmez bir avantaj. Ülkemiz açısından da bir onur hakikaten. Ama ben buradan biraz da şuna gelmek istiyorum. Yani tabii bu işi, bu zirveye gelmişsek bu zirvenin altını doldurmak durumundayız. Burada da en önemli şey bizim temel bilime, bu işin temelinde olan alanlara da yönelmemiz. Yani çünkü bu moleküller şu anda belki satışta olanlardan, markette olanlardan düşünürsek bir tanesini biz henüz sosyal, hani ruhsatlı ama ülkemizde geri ödemesi yok. İşte bir tanesi daha tartışmalı, çok kısıtlı sayıda ülkede izin aldı, satışa çıktı, Altuvio gibi veyahut da Konsüzumab gibi. Ama genel anlamda baktığımız zaman klinik araştırmalara bu kadar büyük bir potansiyel olan ülkede yani neredeyse hastalarımızın klinik araştırmaya girmeyen hastamız kalmayacak hale geldiğimiz bir süreçte bizim daha alt basamakları da doldurmamız lazım. Yani temele de doldurmamız lazım. Belki bizim bundan sonraki dönemde en büyük perspektifimiz bu alanda yapılacak o temel bilim çalışmaları. Hala orada çünkü boşluklar var. Yani bunun immünojenisitesi üzerine sorunlar var. Bunun bu yan etkilerini nispeten daha risksiz özellikle trombojenik özellikleri yeni moleküllerin hala tartışma konusu. Dolayısıyla biz zirveye çıksak bile aşağılarda hala birçok olaylar olacak. Orayı da asla ihmal etmeden o basamakları da yine kontrol altında tutmak mecburiyetimiz var diye düşünüyorum. Haklısınız. Bir de zirveye çıkmanın en önemli zorluklarından biri de zirvede kalmayı becerebilmek. Hani zirvede kalmak, hani bu olanakları bütün hastalara paylaştırmak ve yeni olanakları getirmek, hani onun arkasını getirmek çok önemli. Sanıyorum bu açılış toplantısının artık sonlarına yaklaşıyoruz. Sizi göreviniz nedeniyle tekrar döneceksiniz. Toplantının ilerleyen dakikalarında diğer hocalarımız görev yapacak. Ayrılmadan önce belki bir şeyler söylemek istersiniz gene. Sizi yolculuk önce. Şöyle tabii çok arkadaşlarımızın hepsine başarılar diliyorum. Bizim tabii ki online olarak ben de dışarıdan katılıp dinleme fırsatım olacak ama şurada bir problemimiz şöyle. Yani çok iyi bir eğitici kadroya sahip olduk. Eğitici kadronun da kendini destekleyecek yeni arkadaşlarımızı sahaya kazandırmalarıyla bunu daha da kalıcı hale getirmemiz gerekiyor. Bunun yanında da bizim ara kademelerdeki boşluklarımız var. Yani laboratuvarı, özellikle konuyla ilgili kişinin laboratuvarla entegrasyonu. Burayı iyi yapamazsak, laboratuvarda siz de biliyorsunuz bütün aldığımız örnekleri yurt dışındaki merkezlere yollayıp oradan sonuç beklemek gibi bir kayıp yaşayacağız. Bunu önlememiz gerekiyor önümüzdeki süreç içerisinde. Bir başka şey de sadece hayat ilaçla ilişkili değil, bunları hayatın içerisine dahil edecek iş olanaklarını geliştirmek, diğer sosyal hakları kazandırmak. Geçmiş dönemde hemofilli bir özür grubu gibiydi. Dolayısıyla çalışmayacaklar, özürlü maaşı alacaklar ve benzeri gibi bir yöndeyken ama bugün başta da söylediğimiz gibi tedavisi mükemmel yapılabilen ve sorunları büyük ölçüde çözülebilen arkadaşlarımızdan beklentimiz bu ilaçlarla birlikte hayatın içinde olmaları, artık birilerinden ihtiyaçlarını karşılamayı beklemeyip kendilerinin bizzat kendi sorunlarını çözüp başkaları için de yardımcı olmaları dönemine girmiş olmaları. Öyle olursa hem bizim yeni geliştireceğimiz doktora yüksek lisans programlarıyla belki yeni elemanları araya katmak, şimdi eskisi gibi sadece hematoloğun bizim hemofiliye zamanını ayrılması o biraz güç olabilir. Evet, diğer yönlerden desteklememiz lazım. Bir diğeri de gerçekten hemofili olup, adına da nitekim artık hasta demiyoruz, hemofilili kişi diyoruz. Evet. Onların da bunu bir kişilik vasfı olarak alıp bir kenarda hemofili var ama hayat devam ediyor diye düşünmeleri olduğunu söyleyebilirim ben de. Evet, teşekkürler. Gerçekten de hep toplantılarda hastaları gördüğümüz zaman artık bakıyoruz birçoğu üniversitede okuyor, birçoğu üniversiteyi bitirmiş, doktor olan var, mühendis olan var ve eğitimini yarıda bırakan yok. Belli bir yaştan ötesi işe girmiş, işte kimisi özürlü kadrosundan, kimisi şeyden. Yani hemofili alanında
son 15-20 yıldır bu gençlerin şeyine baktığımızda hep bir toplumda yer alma özelliğini görüyorum. Bu açıdan da geleceğin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Onlar da öyle düşünsünler. Yani aileler de artık eskisi gibi hakikaten bizim çocuk hemofil oldu, ah vah demesinler. Evet. Yani bu dönemleri çok şükür geçmiş bir dönemdeyiz. Ama tabii ki her şey ilgi istiyor. Yani ilgisiz kalmamak lazım. O olduktan sonra işlerin daha iyi gideceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bülent Hocam, bu önemli toplantının açılışında beraber yer aldığımız için ben de size çok teşekkür ederim. Şimdi.